Bugün hayallerinizi yıkmaya geldim. Tamam, kötü bir giriş oldu, kabul ediyorum. Ama gerçeklere hazırlıklı olmak, kandırılmaktan daha iyidir, öyle değil mi? Bugün gerçekte fotoğrafta göründüğü gibi olmayan yerleri inceliyoruz. Muhteşem izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Yedi numara, Tac Mahal. Hindistan'ın ve dünyanın en önemli tarihi eserlerinden biridir Tac Mahal. Genellikle fotoğraflarda ön bahçesindeki havuzun oradan çekilir. Bu yüzden cennet gibi bir yerde olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir de bu açıdan bakın. Hemen yanından akan nehir oldukça pistir. Ayrıca gökyüzü fotoğraflardaki gibi masmavi değil, genelde pusludur. Ve burası genelde hep kalabalıktır. İnsansız bir fotoğraf karesi yakalamanız çok zor olacak. 6 numara, Trabzon Uzungöl. Eğer Uzungöl'e gitmeyi planlıyorsanız, reklamlardaki haline kanarsanız çok büyük hayal kırıklığıyla karşılaşırsınız. Çünkü siz yeşillikler içinde temiz hava alabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz bir yer hayal ederken karşınıza bu çıkacak. Gölün çevresinde beton yollar, estetikten uzak beton binalar göreceksiniz. Hatta dağlar olmasa yol kenarında yeşillikten eser bile kalmamış. Doğal sit alanı olarak korunması gerekirken site alanı olarak kullanıma açılması ülkemiz için büyük kayıp. 5 numara, Gökkuşağı. Hani denir ya, gökkuşağının bittiği yerde bir çuval altın olur diye, işte o yeri kimsenin bulamamasının bir sebebi var. Gerçeği uçaktan görebilirsiniz. Gökkuşağı aslında daire şeklindedir. Bu yüzden de bir ucu, yani bir sonu yoktur. Uçaktayken gökkuşağını tam haliyle, yani bir daire şeklinde görürsünüz. Aşağıdan gördüğümüz yarım daire şeklinde değildir. Bu bir göz yanılmasıdır. 4 numara, Domuz Adası. Bahamalardaki bu küçük adada sadece domuzlar yaşıyor. Bizim kültürümüzde domuz pek sevilen bir hayvan değil ama burası dünya çapında ünlü bir yer. Domuzlar buraya yıllar önce denizciler tarafından getirilip bırakılmış. Geri dönüp onları yemeyi planlıyorlarmış ama dönmemişler. Ve domuzlar tüm adayı sarmış. Her yıl binlerce turist buraya gelip domuzlarla yüzüyor ve kumsalda eğleniyor. Ancak turistlerin attığı çöplerden dolayı zehirlenen domuzların sayısı azalmış durumda. Ve yakında oraya gidenler oynayacak tek bir domuz bile bulamayacaklar. 3 numara, Salda Gölü. Türkiye'nin Bahamaları olarak bilinen bu göl Burdur'da bulunuyor. Çok özel bir kuma sahip, hafif tuzlu bir göldür. Ancak bu güzellik çok yakında yok olacak. İhaleye açılan gölün millet bahçesi yapılması planlanıyor. Zaten hali hazırda çevresinde artan tesisler gölü tehdit ediyor. Bir de etrafına beton yollar yapıldığını hayal edin. Kısa süre sonra Trabzon Uzungöl gibi bu doğa harikası da fotoğrafta vs gerçekte karşılaştırmalarına malzeme olacak. 2 numara, Maya Körfezi. Burası Tayland'ın en popüler sahillerinden biri. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı kumsal filminden de hatırlayabilirsiniz. Gitmeden önce kafa dinleyebileceğiniz ıssız bir sahil hayal ediyorsanız bir de şu fotoğrafa bakın. Sahil her gün 5000 turist tarafından ziyaret ediliyor ve denizde yaklaşık 200 adet bot çalışıyor. Durum böyle olunca kafa dinlemek bir yana sahil tamamen kirlenmiş durumda. Hem deniz hem kumsal çöplerle dolmuş. Bu sebeple Tayland devleti kumsalı bir süreliğine turist girişine kapatmış durumda. 1 numara, Piramitler. Mısır'a gitmeden önce piramitleri uçsuz bucaksız çölün ortasında ıssız bir yerde duruyormuş gibi hayal edebilirsiniz. Ama gerçekte şehire oldukça yakınlar. Daha doğrusu şehir piramitlerin çevresine inşa edilmiş. Ünlü Sphinx heykelinin hemen yanından yol geçiyor. Yani piramitlerin öyle hayal ettiğiniz gibi mistik ve gizemli bir ortamı yok maalesef. Hatta birçok otel, kafe ve evden piramitleri görebilirsiniz. Bunların içinde en meşhuru Gize'deki Pizza Hut'tır. Sanırım insanları buraya üçgen pizza dilimleri ve piramitlerin uyumu çekiyor. Buraya kadar geldiyseniz kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur.
Fotoğrafı ile gerçeği arasında fark olan böyle yerler biliyor musunuz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.